Amerika Birleşik Devletleri lideri Biden, Kiev idaresinin muhakkak standartları karşılaması gerektiğini söyledi. Biden, bu mevzuda kolaylaştırıcı adımlar atmayacaklarını söyledi. Hızlı bir biçimde NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'nin pürüzüyle karşılaştı. Rusya'ya karşı batıdan silah yardımları konusunda peş peşe yardımlar isteyen devlet lideri Vladimir Zelenski, ülkesinin Brüksel merkezli ittifak alınmasını istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri lideri Joe Biden'ın yaptığı son açıklama, Zelenski'nin beklentisini kıracak nitelikte Biden. Ayrıcalık beklememesi gerektiğini söylediği Kiev'in, NATO'ya üyeliği konusunda öteki ülkelerle tıpkı standartları karşılaması gerektiğini belirterek, bu ülkeye özel bir kolaylık sağlanmayacağını kaydetti. Kiev'in NATO üyeliği kolaylaştırılmayacak ben ziyareti öncesi uçağa binmeden, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden'a Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini kolaylaştıracak mısınız, sorusu yöneltildi. Biden, hayır, zira tıpkı standartları karşılamaları gerekiyor, bu yüzden. Kolaylaştırmayacağım, yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri lideri, Ukrayna'nın askeri olarak koordine olma yeteneğini gösterdiklerini, ancak sistemleri inançlı mı, yozlaşmamış mı gibi soruların yanı sıra NATO'daki öbür her ülkenin sahip olduğu standardı karşılayıp karşılamadığı konusu üzere bir dizi problemin olduğuna işaret etti. Bence karşılayacaklar. Biden, bence karşılayacaklar, yapabilirler, lakin bu otomatik, bir süreç, değil, diye konuştu. Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmasıyla ilgili ise Biden, bunun tamamen sorumsuzca olduğu görüşünü yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Çin ziyaretinin, iki ülke ortasındaki tansiyonu azaltma ihtimaline ait bir soruyu da Biden. Elbette, bakın, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri ile alakası olmayan kimi legal problemleri var formunda cevapladı, kasıtlı olmasından daha utanç vericiydi Biden, Şubat'ta. Düşürülen Çin casus balonunun neden olduğu tansiyonun, balonun düşürülmesinden kaynaklandığını düşünmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti. Çin liderliğinin balonun nerede olduğunu, içinde ne olduğunu ve neler olup bittiğini bildiklerini sanmıyorum. Bu da bence kasıtlı olmasından daha utanç vericiydi. Önümüzdeki birkaç ay içinde Çin devlet başkanı ile tekrar görüşmeyi ve sahip olduğumuz legal farklılıkların yanı sıra anlaşabileceğimiz alanlarla ilgili konuşmayı umuyorum haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın